Biz Seyda Molla Burhan Hazretleri'nin, Budist Ruhu Tillo'nun buradaki hizmetçileriyiz. Buradaki kardeşlerimizle, bayan olsun, erkek olsun, hepimiz Şeyh Burhaneddin'in, Tillo'nun, o büyük nispet ve feyiz kaynağının buradaki süpürgecileriyiz, hizmetçileriyiz tabiri caizse. Ama bağlandığımız yerden dolayı, bağımızın olduğu o kapıdan dolayı büyük bir kıymet var elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Okuduklarınız ulaşıyor. Açtığınız elleriniz boş geri dönmüyor elhamdülillah. Çünkü Gavs-ı İzan bir gün kendisi anlatıyor. Bir köyün mezarlığına uğradım diyor. Tabii Gavs-ı İzan ayrıymış, farklıymış. Yani Gavs'ın kudüsesi de o keşfi, cemaati hepsi ayrıymış. Onun huzurunda oturanların keşfi açılıyormuş. Manevi gözleri açıkmış zaten. Ben diyor bir gün bir köye uğradım diyor. O köyde diyor köy halkının halleri değişirken diyor mezarlıkta böyle bir köşede gömülmüş bir grubun diyor hallerinin güzel olduğunu. Sizin bu halinizin sebebi nedir dedim. Eskiden yaşamış bir zatı kastederek diyor. Dediler ki bizler Şeyh Nasır'ın müritleriydik. Yani o artık kaç yüzyıl önce belki yaşamış bir zat ise onun yüzünden Allahu Teala onların üzerinden azabı kaldırmıştı diyor Gavs-ı İzan. Bu öyle öyle bir cemaat ki, öyle bir topluluk ki Seyyid Sıbatullah Harvasi'nin büyüklüğünü bilirseniz torununun da büyüklüğünü anlarsınız. Yolunun büyüklüğünü anlarsınız yani. Öyle bir zat ki sohbet ederken bir gün artık cemaat nasıl bir cemaat siz anlayın. Cemaat öyle diyor. Bir ölüyü mezarında yüzü kıbleye ters dönmüş gördüğünüz zaman kalbinde dünya sevgisiyle öldüğünü bilin diyor. Bunun manası budur. Demek ki kabirlerin haline hepsini vakıfmış ki bir ara haçça bunu ortalıkta söyleyebiliyor, anlatabiliyor. Bir ölüyü mezarında kıbleye ters dönmüş bir halde gördüğünüzde onun kalbinde dünya sevgisiyle öldüğünü biliniz diyormuş. Cenab-ı Allah bu büyüklerin yolunda gitmeyi, onlara layık olmayı, onların kıymetini bilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Rabbül Alemin bizlere şefaatçi kılsın. Bizleri onların kıymetini bilenlerden eylesin inşallah.